Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle İstanbul'da yaptığım züccaciye alışverişimi paylaşmak istiyorum. Orada Uygun AVM diye bir mağaza var arkadaşlar. Şu an Ankara'da öyle bir mağaza yok. Şu an birçok ile açılıyor. Yani Van'a açıldı, Malatya'ya galiba ya da açılıyor bilmiyorum. Öyle hani değişik değişik her yere açılıyor ve sordum, hatta ekstradan sordum Ankara'ya açılacak mı diye ve şu an yer arıyorlarmış. Ankara'da, yani bize öyle söylendi, yani Ankara'ya açılacakmış. Çok mutlu oldum çünkü her İstanbul'a gitmeyi bekliyordum, hani gidince şunu alacağım, bunu alacağım, ay şunu istiyorum, bunu istiyorum. Hani zaten birçoğunuz şikayetçidir, kargoları yok çünkü dehşet uygun fiyatlı her şey. Hatta ev turunda fenerlerim var. Üçü 144 lira vermiştik arkadaşlar. Üçüne oradan alınmıştı. Ve şimdi gidince yaptığım alışverişi göstereceğim. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kimine gerekli, kimine gereksiz, kimine fazla, kimine az. Herkes değişik fikirlere sahiptir. Ben bu alışverişi böyle yaptım. İstiyordum. Uzun zamandır gitmeyi bekliyordum. O yüzden kimine, dediğim gibi, fazla alışveriş yapmış olabilirim. Ya da normal alışveriş yapmış da olabilirim. Ben gerekli buldum. Zaten hani en büyük zaaflar arasında zaten mutfağımı biliyorsunuz. Çeyizimi de birçoğunuz biliyor. Mutfak eşyası seviyorum arkadaşlar. O yüzden aldım. Bunun için daha fazla söze gerek yok diye düşünüyorum. Evet, şimdi gelelim alışverişime. Orada şimdi iki tane mağaza var. Uygun AVM full hediyelik ve Uygun AVM ekstra. Aynı caddedeler. Ve ben ikisine de gittim. Ama diğerinde yoktu. Belki öbüründe gözüme çarpar diye. Karışık göstereceğim ama iki mağazada da hep aynı şeyler oluyor. Şimdi gelelim ilk aldıklarımı göstereyim. Ve çok uygun. Hatırladıklarımın fiyatını söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk önce şöyle arkadaşlar, bakın böyle 4 tane şundan aldım. Zaten dörtlü seti 10 liraydı arkadaşlar. Ben de böyle 4 set aldım ama sonra bin bir pişman oldum. Keşke dedim bir paket daha alsaydım. 20 liraya böyle 8 tane güzel bir set. Şey, nasıl diyeyim, tamamen bambu renginde de vardı arkadaşlar. Birazdan size bir şey göstereceğim. Onun renginde de vardı ama benim şimdi IKEA'dan suplolarım o renk diye bunu böyle biraz daha koyu seçtim ve çok güzel bence. Ben çok beğendim. Dediğim gibi o renkte de vardı. Hani böyle genel olarak bambuların renginde olur ya. O renkte de vardı ama ben açıkçası var diye o renk istemedim. O yüzden bundan böyle 4 tane aldım ve 10 liraydı fiyatı. Ondan sonra bunu hep almak istemişimdir. Şöyle bir süt çırpıcısı mı deniliyor? Arkadaşlar köpürüyor bu, köpürtüyor bu sütü. Hatta bunu beraber yaparız. 5 liraydı bunun fiyatı. Sütü köpürüyorsunuz. Sonra normal bir bardakta kalıyor, yani köpük oluyor. Sonra içine kahve döküyorsun ve cappuccino oluyor arkadaşlar. Beraber deneriz. 5 lira gibi bir fiyatı vardı. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra şimdi mutfağıma bayağı bir, biliyorsunuz, böyle çok desenli eşyalar koymamaya çalışıyorum. Tezgah olsun, şey olsun. Ve benim bundan sadece bir tane vardı. O da böyle çiçekli, böcekliydi. O yüzden böyle bir tane sade, beyaz bir tane böyle şey aldım. Böyle kepçe koymalık şey aldım. Bunun fiyatı da 5 liraydı. Orada her şey çok uygun. Yani piyasaya göre ya da diğer züccaciyelere göre aşırı uygun olduğu için zaten orası, yani hep müşteri dolu orası. Ve hani hiç kargoya bile gerek duymuyorlar. Acayip bir şey ya. Şimdi videomda görmüşsünüzdür. Şöyle bir zeytinlik aldım arkadaşlar. Bunun fiyatı 10 liraydı. Açıkçası bambuları iyi midir, şey midir diye ilk önce tereddüt ettim. Çünkü orada bir yer vardı ve ne alırsan oradan 10 liraydı arkadaşlar. Pardon. Ve ben hani bunu seçtim. Zeytinlik aldım. Bunun biraz daha küçüğü vardı ama yani büyük boyunu 10 lira, küçük boyunu 10 lira vereceğimi, büyük boyunu 10 lira veririm, diğerinden iki tane almam diye böyle büyüğünü aldım ve ben açıkçası başarılı buldum. Hatta şuradan Bay Bambu yazıyor arkadaşlar. Yani öyle adi bir maldan değil. Tabii ki vardır. Hani orada değişik değişik markalardan var bambular bildiğim kadarıyla. Ama bana göre bence BİM'deki bambudan çok farklı değil. Ama bu aşırı şey, yani sağlam bir şeye benziyor. Bunu aldım böyle kahvaltı sofralarına. Ben böyle mesela bambu seti tamamen almadım arkadaşlar.
Bir kere hediye gelmişti bambu. Bir kere de böyle hani Almanya'da kesme tahtalarını, yuvarlak olanları mesela kullanmıştım. Böylelikle çok güzel bir set oluşturdum, bambu seti. Hani öyle illa pahalıya gerek yok. Şimdi gelelim, bunları görünce ilk başta tereddüt ettim. Alsam mı almasam mı, sonra eşim dedi al al dedi, lazım olur. Çünkü benim evde çerezlik ya da sosluklarım var. Ama böyle bembeyaz sade bir şekilde yoktu. Bakın şöyle arkadaşlar, bunları biliyorsunuzdur. Şu ara bütün bambuların üstüne de koyuluyor bunlar. Yani şunlardan 6 tanesi ne kadardı biliyor musunuz? 6 tanesi 10 liraydı arkadaşlar. Yani ben böyle bayıla bayıla aldım. Eşim de dedi hani bazen ben çok tereddütlü olabiliyorum. Hani her ne kadar aylardır oraya gidip almak istesem de o an oraya gittiğimde bir anda vazgeçebiliyorum. O yüzden iyi ki almışım diyorum. Böyle 6 tanesi 10 lira hiçbir şey açıkçası. Ondan sonra şöyle bir çırpıcı, mini çırpıcı aldım. Böyle ne bileyim yumurta ya da küçük şeyler karıştırılması gerekiyorsa. Benim aslında bir tane küçük var ama bunun kadar küçük değil. O diğerini mesela soslarda ya da böyle başka şeylerde kullanıyorum. Zaten videolarımda artık biliyorsunuzdur onu. Bunu da öyle ekstradan küçük diye almak istedim. 2 lira gibi bir fiyatı vardı. Hatta ben alışverişimi yaptım. Bunu da alacağım dedim. Adam hediye olarak soktu içine. Sağ olsun. Ay şunları göstermem lazım. Bunların yine fiyatı çok uygundu. Bence dışarıda bunlar çok pahalı. Hele galiba Madame Coco'da benzerleri var. Şimdi iki set aldım. Şunlar arkadaşlar. Bakın şöyle kaseler. 3 tanesi 10 liraydı. Şöyle 3 tane bu modelden aldım. Ve 3 tane de şu modelden aldım arkadaşlar. 10 liraydı fiyatı. Bunu böyle beyaz bir büyük tabağın, hatta bir tane aldım ona gösteririm. O büyük tabağın üstüne koyaraktan çok güzel bir çerezlik, sosluk yapabilirsiniz. Hem aşırı küçük de değil. Yani güzelce de mesela bunun içine her şeyi koyabilirsiniz. Bence krema falan, krema diyorum. Yani fındık kreması, Nutella kreması gibi kakaolu kremalar koyabilirsiniz. Böyle iki tane set aldım. Tanesi dediğim gibi 10, ay tanesi diyorum. 3 tanesi 10 liraydı. Ondan sonra şimdi benim hasır suflolarımı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ve onlara uygun bir şekilde hasır bir sepet aldım. Bunun içine ekmek koy. İşte ne bileyim başka şeyler koy. İşte mesela bazıları bunu banyoda bile ne havlu koymak için bile kullanabilirler. Çok güzel. Bunu 10 liraya aldım yine. O an bir an vazgeçecektim. İyi ki almışım dediğim arasında şeylerden bir tanesi. Çünkü yani suploların yanında gerçekten, hele ki bir büyük, mesela düşünsenize kocaman bir kahvaltı hazırlıyorsunuz. Suplolar var, ekmek sepeti aynı, işte bambular, sonra işte çok hoş bence, çok güzel bence. Ondan sonra diğerlerini şimdi hep çıkardım. Onları size göstereyim. Şimdi ben hep böyle şey ekliyordum. Hani mesela Instagram sitelerinde bakıyordum. Aa bu güzel, ekliyordum. Bazı şeylere gittim. Hani mesela çok beğenmedim. Bazı şeyler çok küçük gözüküyordu. Yani şey büyük gözüküyordu fotoğrafta ama orada küçüktü. Ve gittiğimde sonra gerçekten uzun zamandır almak istediğim şu iki tane, nasıl diyeyim, supla, gene supla tarzına biraz fazla büyük arkadaşlar. Yani ben bunu mesela şey olarak düşündüm. Aslında ben şundan iki tane alıp bunun bir de mesela bunun tanesi 10 liraydı arkadaşlar, tanesi. Bir de bunun böyle küçükleri var. Naylon gibi bir tipten. Ve onlardan 6 tane alacaktım. 10 tanesi galiba 3,5 lira falan ama yoktu arkadaşlar. Çok istemiştim. Hani bunları ortaya koyayım. Onları da hani suplu olaraktan tabağın altına koyarım diye düşünmüştüm. Ama olmadı. O yüzden şundan iki tane aldım. Böyle. Hani bazen eşimle benim tabağın altına koyarım. Bazen de hani misafir falan gelecekse biliyorsunuz bambularla yeşillikler çok hoş oluyor. Hani ortaya koyarım. Çünkü şey geçen misafir soframda şey soruldu. Sen niye örtü sermedin? İşte örtüsüz sofra mı olur? Arkadaşlar sevmiyorum. Zaten bizim mobilyamız dehşet büyük arkadaşlar. Hele ki masa normal bir masaya göre aşırı büyük ve yanları da işlemeli olduğu için ben onu örtü örtsem o kadar iğrenç duracak ki. Yani nasıl diyeyim, yanlardan böyle kabaracak. Çünkü benim masam işlemeli ve ben açıkçası işlemeli yerlerin gözükmesini daha hoş buluyorum. Ve öyle hani nasıl
giydiğim, hani sırf supla kullanıyorum ya da böyle runner ya da böyle şeyler ortaya kullanıyorum. Ama öyle örtü kullanmıyorum. Hoşuma gitmiyor. Zaten yıkaması ayrı dert, ütülemesi ayrı dert. Ne gerek var? Yani Almanya'da mesela hiç öyle bir şey yok. Türkiye'de var genel manada. Evet, şimdi iki tane böyle tabak aldım arkadaşlar. Böyle tanesi ne kadardı? 7,5'tu. Ben iki tane aldım. Hani şimdilik böyle bir şey yapmak için iki tane aldım. Eşimle bana aldım. Ya da bazen ortaya salata yapıyorsam ve hani genel manada siyah kullandıysam bunları böyle salata kasesi olarak kullanırım diye düşündüm. Şöyle dediğim gibi iki tane siyah aldım. Bu makarnada çok güzel olur. Makarna sunumlarında mesela kremalı, mantarlı, tavuklu makarna düşünün. Üstüne de böyle bir tane maydanoz. Hemen kafamda oluşturdum zaten. Ya bir de benim mesela mermer desenli tabaklarım var. Yani onu zaten biliyorsunuzdur. Onun üstüne de küçük siyah kaseler arıyorum. Onu da bulursam şöyle olur. Hani onu koyarım üstüne o siyah kaseyi çorba. Hani çorba kasesi olarak normal diğeri yemek hani işte pilav falan koymak için. Ortaya da bundan koyarım diye düşündüm. Hani genel, ya şimdi şöyle hep yemek takımı, misafir gelince hep karaca takımını çıkarmak hoşuma gitmiyor. Her zaman aynısı. Hani ilk geldiklerinde zaten misafirlerime hep o karacanın yemek takımını çıkarıyorum. Ama artık böyle nasıl diyeyim, ya böyle sürekli gelen bir misafire hep aynı takımı çıkarmaktan hoşlanmıyorum. O yüzden böyle değişik değişik bir şeyleri, kaseyi, işte şu normal, artık çok güzel tabaklar çıktı ama hani üstleri yok. Hani nasıl bir kaseleri yok. Onlara kase uydurup böylelikle de bir takım yapmak istiyorum. Ve hani değişik değişik olur diye böyle iki tane aldım arkadaşlar. Evet. Bunlar bir de mat ve çok güzel. İki tane aldım şimdilik. Hani belki bir sonraki gidişimde yine alırım diye şey yaptım. Ya da hani kullanmak için. Hani sonra bir yeri çıkıyor. Altı tane boşuna aldın oluyor. Ve şimdi gelelim şöyle küçük yine. Bunlar diğer sosluklardan yani bakın göstereyim. Şu sosluklardan daha küçük. 6 tane de bundan aldım arkadaşlar. Çünkü ben artık böyle hani her şeyim beyaz. İşte bazı şeylerim var yeşil. Hani böyle değişik renklerde var. İlk evlendiğimizde çiçeğe çok takmıştım. Çiçekli şeylere. Allah'ıma bin şükür evime bir çiçekli şey yapmadım. Çünkü bilmiyorum yani her yer toz pembe falan filan hoşuma gitmiyor. Tabii ki hoşuna gidenler vardır ama hani yemek takımlarında bence böyle ağır renkler daha hoş oluyor. Beyaz, gold, siyah. Bunlar bana göre yemekte, masada çok hoş duran şeyler. Yani renkler. Yine çok bol bol hoş diyeceğim. Böyle 6 tane aldım. 6 tanesi 12 lira mı neydi? Ya da 13 lira falan olması gerekiyor. Yine gayet uygun böyle 6 tane şey olaraktan, sosluk olaraktan. Sosluk, çerezlik. Yine şöyle bambunun üstüne görmek hep beyaz koyulur. Ama siyah da çok güzel durabilir diye düşündüm. Bunları da şimdi şöyle yana koyayım. Ve şimdi gelelim. Yani şunlar zaten şu ara moda. Şu tabaklar arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz da artık. Şu tabaklar bayağı bir çıktı yani her yerde ve aşırı pahalı. Tanesi çok pahalı. Ben bunun tanesini 10 liraya aldım. Beyazdan bir tane aldım arkadaşlar. Çünkü size birazdan bir takım göstereceğim. Ona böyle ortasına eşim de bana sunum yapmak için ya da hani benim genel olarak zaten çok böyle tabaklarım var ama bunlara bayılıyordum ve 10 liraya bulunca aldım. Ve bunun siyah rengini aldım arkadaşlar. Şöyle iki tane aldım. Siyah bir takım oluşturuyorum anladığınız üzere. Ve böyle siyah bir yani iki tane aldım. Dediğim gibi tanesi 10 liraydı ama böyle şeyler için gayet uygun bir fiyattı. Çünkü internette aşırı pahalıya satılıyor. Böyle dediğim gibi bundan iki tane beyazdan bir tane aldım. Beğenirsem bakarım artık ama bence gayet yeterli böyle bir ortaya hani hem misafir gelince sunum yapmak için sonuçta sürekli bundan koymayacaksın. Bunu normal tabak olarak kullanamazsın zaten küçücük. O yüzden ortaya koymak için gayet yeterli. Ve şimdi gelelim galiba bu benim son parçam. Tam böyle çıkıyorduk. Yani tam böyle artık bunları aldım ve gözüme sürekli şu tabaklar çarptı arkadaşlar. Evet, bembeyaz sade bir tabak. Şöyle benim günlük takımı biliyorsunuz Karaca'nın hediyeydi zaten içinde. İşlemeli, bembeyaz ve yanları gold detaylı. Hep onu kullanıyordum. Hani mesela bir sunum yapınca ya da ne bileyim
Mesela şu siyah takımla hiçbir şekilde sadece mermer desenli tabakları kullanabilirsiniz. Mesela şu mavi çerezlikleri aldım ya, soslukları. Onunla hiçbir şekilde hiçbir şey kullanamazdım. Çünkü tabaklarım genel olarak hep ya desenli ya da böyle çok işlemeli. Yani sportif kullanamazsın. Ve benim aşırı, biliyorsunuzdur zaten videolarımda, çok kasem var arkadaşlar. Yani çerezlik kase olsun, çorbalık kase olsun, Kellogg's kasesi olsun. Değişik değişik renklerde var. Ve açıkçası onları bir şeyle uydurmaya çok zorlanıyordum. Hani hep aynı şeyleri kullanıyordum. Ve o yüzden şu tabaklardan aldım arkadaş. Hem mesela diyelim şu beyazları koymak ve ortaya koymak için. Hem normal tabak olarak kullanmak için de şöyle 6 tane aldım. Arkadaşlar 6 tanesi 30 liraydı. Tanesi 5 lira yapıyor. Ve 30 liraya böyle beyaz, sade bir takım bence çok güzel. Bunun üstüne ben şimdi istediğim kaseyi, istediğim renkte kullanabilirim. Hem ortaya koyabilirim bunu. Hem de normal mesela masam çok, mesela diyelim su... Ya şöyle mesela ben size bunu, ya ben şu ara çok kahvaltıya misafir çağırmak istiyorum ama işte herkes hep hafta sonu, ya bizim çok işimiz oluyor. Şu an 2-3 hafta bizim full arkadaşlar. Hatta bir ay boyunca full hafta sonlarımız. Hep ya bir şey oluyor, ya bir çekim olacak, ya işte YouTube'la alakalı bir şey falan, hani şu an full. Ya da bir de ailem gelecek inşallah. Ama onlar gelince aslında kahvaltı sofrasını daha rahat gösterebilirim. Ve kahvaltıya hep misafir çağırmak istiyorum, hep o gün bir şey oluyor. Ve genel olarak hep pazar günü çağırabilirim sadece. Ve mesela o zaman size bunlarla çok güzel bir sunum göstereceğim arkadaşlar. Mesela şunun altında o IKEA suplaları, o artık meşhur her yerde var. Onu düşündüm. Sonra mesela masaya şu işte şu kaselerden koymak. Ondan sonra mavi aynı renkte peçeteler. İşte birazcık bambu, birazcık beyaz işte şu mesela sosluklar. Falan filan gibi çok şey düşündüm. Ve hani istediğiniz her şeyle de kombin edebilirsiniz. O yüzden de aldım. İyi ki almışım diyorum. Eşim bir an böyle baktı. Hani şey yaptı böyle, çok sade gibisinden. Ama ona sonra anlatınca dedi var. Benim aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Yine kendimi bence gayet iyi tuttum bence. Uygun abime full hediyelik ve ekstraya gittik. İki mağazasına da gittik. İlkinde yine, yani ilkinde 85, diğerinde de 85 harcadım. Yani toplamda 170 falan tuttu arkadaşlar. Ve bence bu kadar şey için ve hani mesela bayağı bir takım da oluşturdum. Gayet uygun bir fiyatta. Evet, aldıklarım bu kadardı. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu videoyu. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.